11. sorudan başlayalım. Verilen ifadede denklemimiz 0 eşitmiş, a ve b kökler arasındaki ifade veriliyor. Onlar da 6 eşit olduğuna göre m değeri yukarıdan bizden çekip almamız isteniyor. Önce parantezin içerisindeki ifadeyi açalım. Şuradan 2a ifadesi gelecek. 2a eksi a çarpı b ifadesi var. Artı 2b ifadesi var. Eksi ab ifadesi var. Bunlar da 6 eşit olarak verilmiş. 2a artı 2b, 2 parantezinde a artı b gelecek. Eksi ab, eksi ab de eksi 2ab olarak bulmuş olurum. Bunlar da 6 eşit. Şimdi a ve b ifadeleri denklemi kökleri olduğuna göre eksi b bölü a formülünü hatırlayacaksanız kökler toplamı a artı b diyelim buna. Neye eşitti? İkinci ifadenin birinci ifadeye bölümü eksi bölü eksi m bölü 1 ifadesinden buradan burayı m olarak bulurum. A çarpı b ifadesi de c bölü a ifadesine eşitti. 3m eksi 1 bölü 3m eksi 1 bölü 1 olaraktan 3m eksi 1 olarak ifadeyi bulmuş olurum. Şimdi buradaki a artı b ifadesinin yerine m, a çarpı b ifadesi yerine de 3m eksi 1 yazacağım. 6 eşitim. Oradan m'i çekmemiz lazım. 2 çarpı diyeceğiz. A artı b ifadesi neye eşitti? M'e. Eksi 2 çarpı a çarpı b ifadesi de 3m eksi 1 olarak buldum. O da ne eşitti? 6'ya. Tekrar parantezler açalım. 2m eksi 6m artı 2 eşittir 6'ymış. Şuradan eksi 6m 2m'den çıkartırsam eksi 4m. Şuradan 6'dan 2'yi çıkartırsam 4. Her iki tarafta eksi 4'e bölecek olursam m'i eksi 1 olarak bulmuş olurum. O da nerede var? B seçeneğinde. 12. soru. Verilen denklemin kaç tane farklı reel kökü vardır diye bizden soruluyor. Mutlak değerli bir ifade. Daha önce böyle bir soru çözmedik. Bunu hafiften açalım. Mutlak değerin içerisindeki ifade içerisindeki değere göre bakılır. Pozitif yapacak şekilde iki tane farklı denklem çıkartacağız karşımıza. Şayet x eksi 2'nin sıfırdan büyük olması için x gördüğüm yere 2 ve yukarısına yazacak olursam parantezin daha doğrusu mutlak değerin içerisi olduğu gibi çıkar. Birinci denklemim şöyle çıkacak karşıma. X çarpı x eksi 2 eşittir 2 eksi x olarak çıkar. Parantezi açarsam buradan x kare eksi 2x eşittir 2 eksi x. Buradan x kare eksi x'i karşı atarsam, artı x olarak geçer toplarsam eksi x, eksi 2 de 2 de buradan karşı atarsam denklemimizi bulmuş oluruz. Buradaki denklemler x kare eksi x, eksi 2 ifadesinden kaça kaç gelir? 2'ye 1, x'e x gelir. Çarpımları eksi, toplamları da eksi olduğuna göre x eksi 2, x artı 1 şeklinde denklemimizin çarpanlarını bulmuş olurum. Bunlar da 0 eşit. x eksi 2, x artı 1. X birinci ifadem buradan 2 olarak çıkar. X 2 ifadem de şuradaki denklemdeki hükümde eksi 1 olarak karşıma çıkmış olur. Bu birinci ifade. İkinci ifadeye baktığımda ikinci denkleme. X eksi 2 ifadesi şayet 0'dan küçük bir ifade ise x 2'den küçük olduğu durumlar için x eksi 2 mutlak değerin içerisi eksilik alarak dışarıya açardık. Onu da şu şekilde ifade edeceğim. X çarpı, şöyle eksi diyelim dışarıda. Hatta içeriye alalım. Eksi 1 ile çarpalım burayı. X eksi 2 parantezi kapatalım. Eşittir 2 eksi x olarak bir denklemimiz çıkar. Şuradaki mutlak değerin içerisi dışarıya her zaman pozitif olarak çıkmak durumunda olduğu için. Buradan x eksi içeriye dağıtırsam eksi x artı 2 eşittir 2 eksi x olarak ifadeyi bulmuş olurum. Şimdi normal parantez açma işlemlerini yapalım. Buradan eksi x kare gelecek. Artı 2x gelecek. Eşittir 2 eksi x gelecek. X kare burada dursun. Eksi x kare. X karşı atıyorum. Artı 3x. 2 de buraya atıyorum. Eksi 2 eşittir 0. Her iki tarafı eksilikle çarpıyorum. Buradan x kare eksi 3x artı 2 eşittir 0 olarak ifadeyi bulmuş olurum. Şimdi tekrar bu ifadenin de köklerine bakalım. Çarpımları 2 olacak. Evet 2'ye 1 gelmesi lazım. X x. Toplamları da eksi 3 ettiğine göre buradan x eksi 2, x eksi 1 olarak çarpanlarını çıkartmış olurum. Burada yapacak olursam burada denklemimiz x eksi 2 çarpı x eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayrıştırılmış olur. Buradan birinci köküm 2, ikinci köküm de 1 olarak karşıma çıkmış olur. Şimdi soru benden şunu istiyor. Denklemin kaç tane farklı reel kökü vardır diyor. İfadeye bakıyorum. Şurada
2 ifadesi her ikisinde de ortak. 2 ve 2 ifadesi burada ortak. Burada kaç tane var? 1 tane var, 1 tane farklı. Eksi 1 de farklı olduğu için 2 tane farklı reel köküm var. O halde sorumun cevabı 2 olacak. 13. soruyla devam edelim. Verilen ifadenin köklerinin toplamı bizden isteniyor. İfadeyi yazalım. Burada ne varsa 9 üzeri x ifademiz var. Eksi 10 çarpı 3 üzeri x ifadem var. Şurada da 9 ifadem var. Eşittir 0. Yani işlemi değişken değiştirmeye hiç gerek yok. Oldukça zaten görünecek bir ifade. Şuradaki çarpımları 9, toplamları 10 olduğuna göre 9'a 1 eksi eksi gelmesi lazım. 9x'i çarpanlarına ayrıca 3x'e 3x'i ifademiz gelir. Çarparsanız üstleri eşit olduğu için tabanlar çarpılıyor. 9 üzeri x gelir. O halde bu ifadenin çarpanları 3x eksi 9 çarpı yine 3x eksi 1 eşittir 0'mış. Eksi 9'u elde edebilmem için x'e burada 2 değerini vermem lazım. Birinci değerim, birinci köküm 2 olmuş oluyor. Buradaki ifadede ki denklemi 0 edebilmem için de x gördüğüm yere 0 verirsem herhangi bir kuvvetin 0. derecesi 1 yaptığından 1 eksi 1 0'a gidecek. O halde x2 de 0 olarak karşıma çıkmış oluyor. Denklemin köklerin toplamı soruluyor. O halde topladığımda 2 olarak sonucu bulmuş oluyorum. O da C seçeneği. Evet arkadaşlar, 14. soruya devam edelim. Verilen ifadede denklemin ardışık kökleri arasındaki fark sabit olduğuna göre a kaçtır? Şimdi soruda ardışık kök demiş. Bunun anlamına bir bakalım. Yani peş peşe gelen kökler anlamındaki ifade demek ve arasındaki farklar da sabit olduğuna göre diyor. Şimdi denklemimiz 3. dereceden bir denklem olduğu için 3 tane kökümüz var. X1 ifademiz var. X2 ifademiz var ve X3 ifademiz var. Ve her bir ifade arasındaki, her bir kök arasındaki mesafe diyelim eşit. Yani bunu 2 ile toplayacaksam 2'yi bulacağım. 2 ile toplarsam yine de X3'ü bulacağım. Böyle peş peşe sıra sıra gelen bir kökmüş. Buna göre diyor, verilen ifadede A kaçtı diye bizden soruluyor. Biz de o zaman bu ifadeyi kullanalım. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya yapalım hatta. X1 birinci kökümüz olsun. X1 neye eşit olması lazım? X1'e. İkinci köküm x2 olarak verelim. X2 köküm x1 artı, buna da fark diyelim. X1'in farkı kadar bir mesafede x2 eklediğimde x2'yi bulacağım. Üçüncü köküme baktığımda x1 artı fark artı tekrar bir fark vereceğim. X1 artı bir farkım var. Buradan x2 gelecek. Yine aynı fark kadar bir fark daha verdiğimde x3 ifadesini bulmuş olacağım. Bu ifadeleri taraf tarafa toplayacak olursam x1 artı x2 artı x3 ifadesi buradan kökler toplamı ifadesine eşit olacak. Burada ifadem ne var? x1, 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 3 tane x1'im var. Kaç tane farkım var? 3 tane farkım var. 3, 3f diyelim buna da. 3 parantez alırsam x1 artı farklar toplamı gelecek ya da fark gelecek. Şu ifade de neye eşitti? X1 artı fark ifadesi de X2'ye eşitti. Yani 3 çarpı X2 ifadesi kökler toplamıma eşit olarak bulmuş oldum. Kökler toplamı ifadem neydi normal şartlarda? Eksi B bölü A olarak ifademi bulabiliyordum. Eksi B bölü A ifadesi demek ki 3 çarpı X2 ifadesine eşitmiş. Şimdi denkleme tekrar dönelim. Eksi B bölü A ifadesini buradan çıkartalım. B ifadesinde eksi 3 var. Burada eksi var. Eksi 3 ifadem var B'de. A ifademin katsayısı kaç? 1. Üçüncü dereceden denklem olduğu için A, B, C ve burası D olmuş oldu. Dolayısıyla eksi 3 bölü 1'den buradan eksi 3, eksi ile çarparsam da burayı 3 olarak bulmuş oldum. 3 ne ifadesi ediyor? 3 çarpı, şurada yazalım. 3 çarpı x2 ifadesi kökler toplamında 3'e eşitmiş. X2 ifadem yani köklerimden bir tanesi de 1'e eşit olarak bulmuş oldum. Şimdi köküm bir tanesini bulduğuma göre buradaki denklemde yerine yazdığımda 0'ı vermesi lazım. Buradan da A ifadesini alabilirim. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in küpü eksi, şöyle yapalım, 3 çarpı 1'in karesi artı A çarpı 1 artı 2 eşittir 0'mış. 1 gelecek, eksi 3 gelecek, artı A gelecek, artı 2 gelecek, eşittir 0.
1 ile eksi 3'ü toplarsam eksi 2, artı 2'yi toplarsam 0. O halde A ifadesinin de 0 eşit olması lazım ki denklemi değiştirmesin. O da C seçeneğinde varmış zaten. Evet arkadaşlar, 16. soruya devam edelim. Verilen 2 tane denklem ifademiz var ve bu denklemlerin kökleri birbiriyle alakalı. Birinci ifade ikinci ifadenin köklerinden 3'er katı daha büyükmüş. Buna göre A ifadesi kaçtır diye bizden soruluyor. Birinci ifadeyi birinci denklem yazalım. Buradan x kare artı 2ax eksi a küp ifadesi veriliyor. Bu da 0'a eşit olmuş. Bu ifadenin kökleri diğer verilen ikinci ifadenin köklerinin 3 katı daha büyük. Yani 3x1 ve 3x2 şeklinde bir denklem çıkması lazım buradan. Diğer ifadeye bakalım. O da nedir? X kare artı a eksi 1 çarpı x'imiz var. Eksi 3 ifademiz var. O da 0 eşit. Buranın köklerine de x1 ve x2 diyeceğim. X1 ve x2 ifadesini bulmam için kökler çarpımından hareket edebilirim. Şu ifadeden o zaman 3 çarpı x1 çarpı 3 çarpı x2 gelirse neye eşit olması lazım? A küp bölü 1'e, eksi a küp bölü 1'e eşit olması lazım. Buradan 9 x1 çarpı x2 eşittir eksi a küp olarak ifadeyi bulmuş olurum. Bu burada bir dursun. İkinci ifadeye bakalım. X1 ve x2 ifadesi var. Bunu da kökler çarpımından c bölü a ifadesinden eksi 3 bölü 1'e eşit eksi 3 bölü 1'den eksi 3 olarak bulurum. X1 çarpı x2 ifadesi de eksi 3'e eşitmiştir. Şu ifadeyi yukarıda yerine yazalım. 9 çarpı eksi 3 eşittir eksi a'nın küpüne eşit. Buradan eksi 27 gelir. Eksi a küp var eşit olduğu. Eksi a küp var. Eksiler birbirini götürürse buradan a'yı 3 olarak bulmuş oluruz. O da hangi şıkkımızda var? E seçeneğinde. 17. soruya bakalım. Verilen denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen değişken değiştirme yöntemini uygulayalım. X artı 2 bölü x eksi 1 ifadesi karekök içerisinde eğer a diyecek olursam denklemim şuna dönmüş dönecek. A artı 2 çarpı 1 bölü a olacak. Çünkü pay ve payda yer değiştirdiği için 1 bölü a olarak gelir buraya. Artı 3 eşittir 0 olarak bulmuş olurum. Pay ve paydalarını eşitleyelim. Daha doğrusu paydalarını eşitleyelim. Burada ne gelecek? A kare. Artı buradan 3a gelecek. Burada da ne var? Artı 2 var. Eşittir 0 diyeceğim. Payda yazmaya gerek yok. Çünkü karşı atıp çarparsam yine 0 geleceğinden. Önemli olan benim için ifadenin pay kısmı olacak. Burada da denklemin çözüm kümesine bakacak olursam. Buradan 2'ye 1 artı olacak. Şuradan da a'ya a olarak ifadeyi bulmuş olurum. Buradan çarpanlarına baktığımda a artı 2, a artı 1 ifadesi 0'a eşit. En nihayetinde a'yı buradan çekecek olursam eksi 2, ikinci kökümde eksi 1 olarak ifadeyi bulmuş olurum. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şu. Eksi 2 ve eksi 1 şıklarda var. Fakat bu benim sağdaki yani ilk verilen ifadenin kökleri değil. Bu benim şuradaki ifadeyi 0'a eşitleyecek olan veyahut da a'nın olarak denklem kurduğum ifadenin 0'a eşitleyecek olan sayıları, rakamları. Bunların yukarıdaki denklemde tutarlı olması için burayı kes. Eksi 1 olarak burayı bulmuş olurum. Şimdi arkadaşlar dikkatli olun. Eksi 2 ve eksi 1 ifadesi benim a ifademi 0'a götüren değerler. A ifadem de neydi? X artı 2 bölü x eksi 1'in karekök içerisindeki ifadesi. Şu ifade a ifadesiyle yeni bir denklem daha kuruyorum yukarıda. Bu denklemi 0'a götürüp götürmeyeceği belli değil. İfade eğer 0'a götürecek olursa, yukarıdaki denklem şu rakamları sağlayacak olursa benim köklerim olmuş olur. Aksi takdirde ifademin çözüm kümesi yoktur diyeceğim. Şu noktalara dikkat edelim arkadaşlar. Verilen buradaki denklemi bulmuş olduğum kökler a ifadesini 0'a veren, 0'a götüren rakamlar eksi 2 ile eksi 1 ifadesi. Fakat ben a ifadesiyle şuradaki denklemle yeni bir denklem daha kurmuşum. Yukarıdaki verilen ifade. Eğer buradaki verilen kökler yukarıdaki denklemlerde de geçerli ise benim köklerim olarak kullanabileceğim derler. Aksi takdirde bu ifadeleri kullanmam mümkün değil. O yüzden kontrol etmemiz gerekecek. A1 ifadesine eksi 2 veriyorum. Eksi 2 verdiğimde birinci ifade eksi 2 artı 2'den 0 verecek bu ifadeyi sağlar. Burası 0'a gider. Bu ifadeye bakıyorum. Eksi 2 verdiğinde burası eksilik çıkacak. Şuradaki eksi 2 payda kısmında 0'a gittiğinden tanımsız olacağından
Birinci, buradaki ifadeyi kullanmam mümkün değil. Eksi 2 ifadesini kullanmam mümkün değil. Eksi 1 ifadesine bakıyorum. Eksi 1 ifadesine burada baktığımda eksi 1 eksi 2. Eksi 2 edecek. Şu ifade karekök içerisinde eksi çıkartacak. Bu ifadeyi de kullanmam mümkün değil. Burada da her halükarda kullanmam mümkün değil. Dolayısıyla yine denklemi sağlamış olmuyor burada. Bize de o zaman burada denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduğunda denklemin çözüm kümesi yoktur demek düşüyor. O da D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. 18. soru. M ve N pozitif tam sayılardır. Denklemin kökleri eksi 1 A ve B olduğuna göre A artı B'nin değeri kaçtır diye bizden isteniyor. 3. dereceden bir de ifade olduğu için 3 tane kökümüzden olması lazım. Eksi 1 A ve B ifadesi olduğuna göre A artı B ifadesi bizden soruluyor. Yani kökler toplamına eksi B bölü A diyecek olursam neye eşit olması lazımdı? Eksi 1 artı A artı B ifadesine eşit olması gerekiyor. Bizden de A artı B ifadesini sormuş. Denkleme bakıyorum. Eksi B bölü A diyeceğime. Üçüncü derece denklem olduğu için A, B, C ve D ifadem. Eksi 6 var. Bölü A ifadem 1. Buradan eksi 1 ifadem var. A artı B ifadesi verilmiş. Şuradaki eksi 6 olacak. Eksi 1'i de karşı atarsam eksi 5 gelecek. Buradan A artı B ifadesi benim sorumun cevabı olmuş olur. Eksi 5 o da C şıkkı. Oldukça da kolay bir soru olarak karşımıza çıkıyor. 19. soruya bakalım. X kare eksi 4x artı 2 eşittir 0 olduğuna göre bu denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. İkinci ifadede denklemin kökleri x1 ve x2'nin toplamı ve çarpımları olan ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ifadeye bakalım. Denklemin kökleri diyor x1 x kare eksi 4x artı 2 ifadesinin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş. Bizden istediği şu, denklemin yeni denklemi kökleri diyelim artık. X3 ifadesi, birinci kökü diyelim buna, x1 artı x2 eşitmiş. İkinci kökü, x4 kökü, artık yeni denklemin ikinci kökü diyelim buna da, ifadenin x1 çarpı x2'sine eşitmiş. X1 artı x2, birinci ifadede nedir? Eksi b bölü a, kökler çarpımı da c bölü a'ydı. Eksi b bölü a ifadesi, eksi burada var. Eksi 4 bölü 1'den şurası 4 gelecek. C bölü a ifadesi de kökler çarpımıydı. 2 bölü 1'den burası da 2 gelecek. Şimdi soru, bu ifadeyi ben nasıl kullanabileceğim? Yani kökler toplamını biliyorum ve kökler çarpımı ya da yeni ifadenin, birinci ifadenin kökünün 4, ikinci ifadenin kökünün de 2 olduğunu biliyorum. Onu da şöyle yapacağız. Şayet ikinci derece denklem olduğu için birinci ifademin buradan artı 4 kök çıkartabilmesi için eksi 4 şeklinde ifade yazmam lazım. X görünümüne 4 yazarsam ifade 0'a gidecek. İkinci denklemde ise x eksi 2 ifadesini vermem lazım. Yine 2 gördüğüm yere ifadeyi yazdığımda yine 0'a gidecek. O halde ifademizin çarpanları veyahut da kökleri x eksi 4 çarpı x eksi 2 şeklinde karşımıza gelmesi lazım. Bu ifadeleri de açtığımızda ikinci derece denklemimizi bulmuş olacağız. X kare eksi 2x eksi 4x. Buradan da artı 8 gelmesi lazım. Eşittir 0. X kare eksi 6x artı 8 eşittir 0 olarak ifadeyi bulmuş olurum. O da hangi şıkta var? X kare eksi 6x artı 8 ifadesi de D seçeneğinde burada varmış. Evet arkadaşlar, son soruyla devam edelim. Üçüncü derece bir denklem veriliyor ve bu denklemin kökleri x1, x2 ve x3 olduğuna göre ve bu denklem kökler arasındaki ilişki de alttaki denklemde verildiğine göre m değeri kaçtır diye bizden soruluyor. İfadeyi çözmeye başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Denklemlerle alakalı, üçüncü derece denklemlerle alakalı. Ax küp artı bx kare artı cx artı d şeklinde bir ifadem olduğunda bunun kökler toplamı x1 artı x2 artı x3 ifadesi x kareli ifadedeki olduğu gibi değişmeden yazabiliyorum. Eksi b bölü a idi. Kökler çarpımı ifadem x1 çarpı x2 çarpı x3 ifademde normalde c bölü a idi. Burada bir basamak daha kaydırdığımız için d bölü a olacak ama eksilik alacak. Üçüncü derece bir kök olduğunda eksi d bölü a kökler çarpımımız olmuş olacak. Bir özelliğimiz daha var. Köklerin kendi içinde çarpımı x1 çarpı x2 x1 çarpı x3 ifadesi artı x2 çarpı x3 ifadesi de c bölü a olarak bize veriliyor. Bu biz, üçüncü derece denklemin özelliklerinden olan kökler arasındaki ilişkileri bu şekilde sıralayabilirim.
Şimdi bunların verilmiş olan ifadeler eşliğinde soruyu çözmeye çalışalım. Buradaki ifadelere x1 ifadesini karşı atalım. Karşıda ne çıkacak? Payzalar işlediğimde, daha doğrusu işler işler çarpımı yaptığında x1 çarpı x2 gelecek buradaki birinci ifade. Artı x3 çarpı x1 ifadesi gelecek. Eşittir 3 çarpı x2 çarpı x3 ifadesi var. Şimdi şu ifade x1 çarpı x2, x3 çarpı x1 ifadesi köklerin kendi içerisindeki çarpımı bana hatırlatıyor. Şuradan bir tane daha x2 çarpı x3 ifadesi olmuş olsa c bölü a ifadesini kullanabilirim. O zaman her iki tarafa birer tane daha bu terimden ekleyelim. x1 çarpı x2 artı x3 çarpı x1 artı x2 çarpı x3 diyorum. Eşitliğin değişmemesi için aynı ifadeden bir tane de buraya ekliyorum. Burada da o halde 4 çarpı x2 çarpı x3 oldu. Şu ifade kendi köklerinin kendi içerisindeki çarpım ifadesi c bölü a'ydı. C bölü a ifademiz yukarıda denklemde nerede var? Şurada 8 bölü 1'den 8 gelecek. 8 eşittir 4 çarpı x2 çarpı x3'müş. Her iki tarafı da 4'e bölersem iki ifadesi x2 çarpı x3 olarak bulmuş olurum. Şimdi bu ifade benim ne işime yarayacak? Şu işime yarayacak. X1 çarpı x2 çarpı x3 ifadesi verilmiş. Yani köklerin kendi içerisindeki, yani kökler çarpımı eksi d bölü a ifadesine eşittir. X2 ve x3 gördüğüm yere 2 yazıyorum. X1 çarpı 2 diyorum. Eksi d bölü a'dan da sonucuna bakıyorum. Eksi d 4, eksi 4 bölü 1'den bir de eksilimiz var. Oradan 4 çıkacak. En sonunda nihayet kökümün bir tanesini bulmuş oldum. 2 olarak ifadeyi bulmuş oldum. Soru şu anda şu x1 gördüğüm yerde, daha doğrusu x1 2 eşit olduğunda x gördüğüm yere 2 yazdığımda denklem 0'a çıkması lazım. Onu da nerede yapalım? Şurada yapalım. Çok da yer kalmamış. 2'nin küpü gelecek 8. Eksi 2'nin karesi 4. 4m gelecek. Artı 2 ile 8'i çarpıyorum. 16 gelecek. Bir de eksi 4 ifadem var. Bunlar da 0'a gitmesi lazım. 16'dan 4'ü çıkartırsam 12. 8 ile toplarsam 20. 4m'i de karşı atarsam 4m. Buradan her iki tarafı da 5'e bölecek, 4'e bölecek olursam buradan 5 gelecek. Buradan da m gelmiş olacak. O halde m eşittir 5 olarak da sorumun cevabını bulmuş olacağım. O da B seçeneğinde varmış. Değerli arkadaşlar, birinci testimiz burada sona erdi. İkinci testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.